Boğaz 302 YouTube kanalından herkese merhabalar. Türkiye'de Akademi ve Boğaziçi Protestoları serisi başlığı altındaki yeni serimizde bu akşam ilk konuğumuz Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu. Hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Bu seride aslında hedeflediğimiz şey zamanında Boğaziçi Üniversitesi'nde akademik olarak tecrübesi bulunan hocalarımızla hem Türkiye'de akademinin genel durumunu, yüksek öğretimi ve hem de Boğaziçi özelindeki 2 aydır yaşanan olaylar hakkında kendilerinin görüşlerini almak istiyoruz. Moderatörlüğü bu akşam ben üstleneceğim Post 302 adına. Post 302'yi zaten az çok son video yayınlarımız itibariyle tanınırlığımız arttı ama ben ufak bir hatırlatma olarak ifade edeyim. Post 302 6 Boğaziçi siyaset öğrencisi tarafından kuruldu. Burada akademik ve entelektüel anlamda Türkiye'de tartışmanın ve akademik içeriğin kalitesini arttırmak adına içerikler paylaşıyoruz. Boğaziçi protestoları başladığında günden beri de genel olarak bu çizgide paylaşımlar yaparak sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz diyebiliriz. İlk soruyu sorarak ben başlayayım hocam isterseniz. Tabii. İlk soruda şunu sormak istiyorum aslında. Yüksek öğretim ve siyaset ilişkisi tabii Türkiye'de her zaman çeşitli dönüm noktalarıyla kendini gösterdi. Bunlardan biri de 12 Eylül ve sonrasında kurulan YÖK oldu aslında. Bu kurulun ortaya çıkmasında birçok gerekçe ön plana çıkarıldı. Örneğin sayısı o dönem giderek artan, 90'larda da 2000'lerde de giderek artan üniversitelerin nasıl koordine edileceği problemi, akademik kalitenin artış problemi gibi hedefler vardı. Bunlar hedefleniyordu. Ancak YÖK'le birlikte üniversitelerin özerkliği de ciddi anlamda bir erozyona uğradı, bir zarara dönüştü aslında. Ve rektörün belirlenmesi olsun, kurum içindeki işleyiş gibi konular olsun, önceye göre oldukça disiplinli ve antidemokratik diyebileceğimiz usuller giderek benimsenmeye başlandı. Bugün aradan geçen bu 40 yıl sonrasında baktığınız zaman YÖK'ün Türkiye'deki yüksek öğretime bıraktığı etki ve miras sizce nedir? YÖK öncesi ve sonrası bu iki döneme de şahit olan bir akademisyen olarak sizin bu konudaki gözlem ve düşüncelerinizi merak ediyoruz. Vallahi YÖK bitmediğine göre mirastan bahsetmek için erken herhalde. Bitmiş olsaydı bahsederdik memnuniyetle. Ama sonuç itibariyle yüksek öğretim düzenlemeleri Cumhuriyet tarihi boyunca birkaç evreden geçmiştir. 1932'de bir o dönemin koşulları içerisinde Darülfünun'un kapatılarak onun yerine çağdaş bir üniversitenin açılması girişimi yapılmıştır. Bunun için 1924 senesinde John Dewey'e, Amerika'nın ünlü filozoflarından eğitim felsefesi hakkında çalışmaları olan John Dewey davet edilmiş. Ondan bir rapor istenmiştir. Sonra 1930'ların başında Marsh'tan bir ikinci rapor istenmiştir. Bu iki raporun değerlendirmeleri özellikle Darülfünun ve o tarihteki yüksek öğretimin çağ dışı olduğu, dünyadaki gelişmeleri takip edemediği, düzgün yazılı ders kitabı bulunmadığı, bulunan ders kitaplarının çok eski bilgiler içerdiği, 19. 18. 17. yüzyıldan kalma bilgiler içerdiği, bazı konuların, bilim konularının, fizik gibi, kimya, biyoloji gibi, o çağın yani 1920'ler 30'ların bilgi düzeyini yakalamamış olduğunu ifade ederek bunun değiştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bir başka vurguladıkları bu raporlarda yeterince güçlü araştırma destekleyecek kütüphane ve kitap olmaması. Osmanlı döneminde matbaa özellikle Müslümanlar için çok geç gelmiş olduğundan fazla sayıda kitap bulunmamaktaydı. Bulunan kitapların da önemli bir kısmı bilim dallarında değildi. Dolayısıyla bunların sayısı bir hayli az olması doğal. Ama bunun yerine özellikle 19. yüzyılda Tanzimat reformları başladıktan sonra askeri teşkilat içerisinde doğa bilimleri dalları kurulmuştur. Zaten daha önce de mevcuttur. Ve onu
bir şekilde modernleştirerek yeni savaş teknikleri ve o savaş tekniklerine maruz kalacak askerin örneğin tedavisi yahut süvari birlikleri var, at bakımı, veterinerlik. Aynı zamanda tabii çok kişide diş hastalığı olabiliyor. Zaman zaman da ciddi boyutlara çıkabiliyor. Diş hekimliği. Aynı zamanda donanma için makine mühendisliği. Kara kuvvetleri için inşaat mühendisliği, özellikle istihkam. Bu alanlarda çağdaş düzeye erişebilmek için Fransızca ders kitaplarını önce Fransızlar sonra Almanlardan okutmaya başlamışlardır. 19. yüzyıl boyunca burada böyle bir ivme kazanılmıştır. Daha sonra bu mektepler İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüşmüşlerdir. Yani o çağda bilimin Osmanlı İmparatorluğu'na alınması askerlik sanatı ve askerlik biliminin güçlendirilmesi ve ordunun güçlendirilerek toprak kaybının engellenmesi için atılmış adımdır. Ve onun devamı olarak sürmüştür. Onun için bilim nerede bitiyor? Askerlik nerede başlıyor? Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde bunu ayırt edebilmek mümkün değil. Burada bilim adına konuşan çok asker var. Ama bunlar asker mi, bilim adamı mı? Çok belli değil. Üniforma içindeler. Ama askerin dışında bir tıp eğitimi, veterinerlik eğitimi yahut sağlık bilimleri eğitimi daha genel anlamda yahut aynı zamanda mühendislik eğitimi yahut doğa bilimleri eğitimi mümkün değil. Bu 1932'deki reformdan sonra değiştirilmeye başlanmış ve bu dallar askerin içerisinden yavaş yavaş ayrılmıştır. Tıbbiyenin sivil hale gelmesi, aynı zamanda teknik üniversitenin kurulmasıyla birlikte bu değişimin orada yaşanmış olması. Bunun tek istisnası mülkiyedir. Mülkiye özellikle kamu bürokrasisine sivil bürokrat yetiştirmek için Osmanlı İmparatorluğu içerisinde kurulmuştur ve o zaman büyük ölçüde yine Fransızcaya dayalı olarak eğitim yapmaktadır. Ve Fransız ders kitaplarını temel olarak alıp kullanmışlardır. Mülkiyet tarihini anlatan yani birkaç tane kitap var. Bunları okumanızı sağlık veririm. Orada görebiliyorsunuz bir dönüşümün ne olduğunu. Ve bu model özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun içinden çıkan bir modeldir. Çünkü daha önce Enderun ve Enderun'un daha gelişmiş şekli olarak Birun eğitimi vardır Osmanlı'da. Bu da üst düzey bürokrat yetiştirmek için, daha doğrusu üst düzey memur yetiştirmek için yapılmış bir eğitimdir. 19. yüzyıldan itibaren bu kullar, padişahın kulu olarak sarayda çalışan veya Babali'de çalışan, Dersaadet'te büyük ölçüde bulunan bu kullar bürokrata dönüştürülmüştür. Yani bürolarda çalışan, büro içerisinde belli yetkileri ve profesyonellikleri olan, büroda yapmış oldukları eylemler dolayısıyla o eylemlerin kapsadığı ölçüde sorumlu olan memurlara dönüştürmüşlerdi. Çünkü bir önceki kul herhangi bir statüsü yoktur, hukuken tanınmamıştır ve padişahın keyfine göre hareket etme durumundadır. Ve bunların önemli bir kısmı en üst düzeyde olanlar bile, sadrazamlar bile hayatlarını herhangi bir şekilde savunma yapamadıkları bir suçlama karşısında boğdurularak veya başları kesilerek öldürülmüşlerdir. Dolayısıyla bu statü değişikliğinin mülkiye içerisinden yeni bir yönetici sınıf diyebilirsiniz isterseniz. Yönetici bir bürokrat, üst düzey bürokrat yetiştirmeye dönüştüğü. Ve bu bir temel model olarak Avrupa'ya ihraç edilmiştir. Bizde Avrupa kaynaklarına bakarsanız örneğin Fransa bugün ENA diye bir kuruluşu var. Etüt Nasyonel d'Administrasyon. Bu ENA büyük ölçüde mülkiye kökeninden gelen bir uygulamadır ve bugün Fransa'yı ENA yönetmektedir. ENA mezunları yönetmektedir. Oradan mezun olanlar büyük ölçüde başbakan ve cumhurbaşkanı yahut bakan olmaktadırlar. Ve bu tür kuruluşlar bütün ülkelerde vardır. Bazıları bunu özel kurumlar halinde yapmışlardır. Bazıları bazı üniversitelerden mezun olanları büyük ölçüde bunun için kullanmaktadırlar. Mesela Harvard'ın Kennedy School of Government Amerikan hükümetiyle çok yakın ilişkiler içindedir. Bir dönem Amerika'da bakanlık düzeyinde çalışmış olan kişileri daha sonra Kennedy School'da öğretmen veya öğretim üyesi olarak görebilmeniz mümkün. Veya tersi,
oradan oraya geçiş söz konusu olabiliyor. Bunlar özellikle bunun için kurulmuş kurumlardır. Aynı zamanda işte Amerika Birleşik Devletleri gibi İngiltere'de Oxford ve Cambridge Üniversitesi'nden mezun olanlar büyük ölçüde hem diplomaside hem ülkenin çeşitli siyasal kuruluşlarında ve bakanlıklarında uzun yıllar çalışmaktadırlar. Ve bu belli bir kültür ortamı yaratıyor, tanışıklık yaratıyor ve güven yaratıyor. Güven bütün insan ilişkilerinde en kritik değişkenlerden bir tanesidir. İnsanlar birbirlerine güven duydukları vakit ortaklaşa çalışabilirler. Yoksa çalışamazsınız. Yani arkadaşınıza sırtınızı döndüğünüzde bıçaklanacağınızı düşünürseniz hiçbir zaman sırtınızı dönemezsiniz. Sırtınızı dönemediğiniz zaman da çalışamazsınız bir arada. Onun için böyle bir ortamın yaratılması için kullanılmışlardır. Ve çok büyük bir başarıyla bu ülkelerin yönetimlerinde etkili olmuşlardır. Mülkiye de bizim için gayet başarılı bir yönetim biçimi temin etmişti. Ve çok yakın tarihlere kadar geldi. Ancak şu anda büyük ölçüde gücünü yitirmiş durumda. Birçok kurum gibi onu da sekteye uğratmış durumdayız. Şimdi 1932'de kritik bir karar alınarak radikal bir şekilde Darülfünun kapatılıyor. Burada bazılarının kurunun yanında yaşların da yandığı şeklinde ifadeler mevcuttur. Muhtemelen adaletsizlikler de yapılmıştır. Ama 1932'de dünyada değişik bir durum vardır. O zamanın önde gelen bilim adamlarının gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde gerek Türkiye'ye çeşitli başvurularda bulunduğunu görüyoruz. Örneğin Albert Einstein'ın Başbakan İsmet İnönü'ye yazılmış mektubu var. Çok sayıda genç bilim adamı var. Burada Nazi döneminde çalışma şartlarını bulamıyorlar. Ki bunların önemli bir kısmı Yahudidir ama hepsi Yahudi değil. Ve onlar eğer bu imkanı sağlarsanız size çalışmak istiyorlar diyor. Ve İnönü yanına not alarak işte Eğitim Bakanı'na gönderiyor, Milli Eğitim Bakanı'na. Bu konuda ne yapılabilir diye. Bunlardan çok sayıda Türkiye'ye gelmiştir. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türkiye'de kalmışlardır. Ve büyük bir ivme kazanmasına sebep olmuşlardır. Bu kişiler geldikleri vakit kurulmuş olan yeni kurum üniversitede, İstanbul Üniversitesi özellikle, 1946'dır Ankara Üniversitesi'nin kuruluşu. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Dolayısıyla 32-46 arasında bir tane üniversite var. İstanbul Üniversitesi. Teknik üniversite var ama mühendislik mektebi olarak var. Yüksek okul daha ziyade. Ve dolayısıyla burada kendi alışmış oldukları sistemin bir benzerini kurmuşlar. Mesela doçentlik diye bir kadro var. Bu docent'ten geliyor Almanca. Almanya'daki uygulamanın bir benzeri olarak getirmişlerdir. Ve çok önemli bir şey yapmışlardır. Herkesin doçentlik tezi yazmasını bir zorunluluk olarak getirmişlerdir. Doçentlik tezlerinin ise üniversite tarafından basılması zorunluluğunu kanunla getirmişlerdir. Ne diyordu Marş raporunda hatırlayacak olursanız ve daha önceki Dewey raporunda? Yeterince kitap ve ders kitabı yok. Araştırma yapılacak ise öğrencilerin kullanabileceği kütüphane kaynakları fevkalade sınırlı. Bunu hızlı olarak arttırmanın bir yolu doçentlik tezleri yazdırılması. Dolayısıyla güncel bilgiyi aktaran, kullanan ve ondan yeni bilgiler üreten yayınlar ortaya çıkartmak ve hızlı bir şekilde çıkartmak. Dolayısıyla kurulmuş olan her dalda, yani fizik, kimya, biyoloji, botanik vesaire gibi fen dallarında, aynı zamanda kimya mühendisliği gibi mühendislik dallarında, aynı zamanda edebiyatta ve humanities diye bildiğiniz alanın çeşitli dallarında, aynı zamanda iktisatta, 1936 kuruluşudur iktisat, hukukta olabildiğince güncel yayınları Türkçe'ye bir şekilde kazandıran ve bunlara katkıda bulunmasına öğrencinin veya adayın diyelim sağlayan bir sistemle hareket etmişlerdir ve çok sayıda kitap bu şekilde yazılmıştır. Ve doçentlik tezleri kitap olarak İstanbul Üniversitesi'nden basılmıştı. Mesela benim de doçentlik tezim eski yasadan olduğu için İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler'den yayınlandı.
Dolayısıyla bu süreç 1980'lere kadar devam etti. Bunun dışında yanlarına almış oldukları asistanları yetiştirmişlerdir. Kürsü diye bir şey ihdas edilmiştir. Kürsünün başında bir profesör vardır. Burada bir usta-çırak ilişkisi gibi bir ilişki algılanmıştır. Usta kendi çırağını seçecektir. Birkaç tane de asistan alabilir ama bir tanesini has asistanı olarak belirleyecektir. Bu asistanı kendisinin yerine geçecek, bir gün tabii emekli olacaktır. Emekli olmasa da hepimiz faniyiz, ölecektir. Onun yerine geçecek olan kişi olarak yetiştirecektir. Yani ona bir nevi el verecektir. Bu bir zanaat veya sanat olarak düşünülmüştür. Dolayısıyla bilimi sadece bilim olarak öğrenmek, aynı zamanda zanaati öğrenmek. O eğitim sırasında bilimin etik unsurlarını da, ahlaki kısımlarını da, dürüstlük vesaire, intihal yapmamak, çalmamak, etmemek, yani bütün bunları hocadan öğrenecek. Onun yanında bir nevi böyle bir çırak olarak bulunacak. Onun derslerini takip edecek. Nasıl anlatıyor, öğrenciyle nasıl konuşuyor, öğrenecek. Yani bir uygulamalı eğitim bir anlamda. Aynı zamanda yazıp getirdiği çalışmaları hoca değerlendirecek. Nasıl düzelteceğini gösterecek. Nerede hata yaptığını gösterecek. Böylece birebir ilişki içerisinde bir sonraki kuşağın yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu Alman hocalar döneminde başarılı olmuştur. Fena değil. Ama ondan sonraki kuşakta ciddi tökezlemeler söz konusu olmaya başladı. Özellikle 68 öğrenci hareketlerinden sonra öğretim üyelerinin bir kısmı, hepsi demeyelim, liyakatten çok siyasal eğilimlere bakmaya başladılar. Ona göre asistan alma ve yanlarında asistan barındırma yoluna gittiler. Ve onun getirmiş olduğu sonuç bu liyakatin bozulması, çökmesi oldu. Ve dolayısıyla verim düştü. Bilimsel yayın kalitesi bundan büyük zarar görmeye başladı. Özellikle İstanbul Üniversitesi gibi eski üniversitelerde. Ve bu epi bir şikayete, öğrenci şikayetlerine, benim kuşağımın öğrenci şikayetlerine sebep oldu. Ciddi ölçülerde. Ve onun için bu sistemin bir şekilde değiştirilmesi gerektiği düşünülmeye başlandı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Cyrus Hamlin adlı bir zatın 1820'lerde bu bölgeye geldiğini, bu civarlarda, yanılmıyorsam Amasya civarında, orada bir kolej kurduğunu veya kurulmuş olan bir kolejde çalıştığını ve 1900 yılına gelindiğinde Howard Reed'in yapmış olduğu bir çalışma doğruysa eğer sonuçları, onun araştırması, 500 civarında böyle kolejin Anadolu'da bulunduğu, 96 bin öğrenciye sahip olduğu o tarihte. Bu rakamlar bayağı büyük, etkileyici rakamlar. Bunların büyük çoğunluğu Müslüman değil. Washburn'un bir kitabı var. Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıktı. Alıp okuma fırsatı bulmuşsanız görmüşsünüzdür. İlk mezun olan öğrenci, Türk öğrenci, 1907 mezun. Yani 1863'te kurulmuş olan bir kurum. 40 yıl neredeyse bir mezun verememiştir. Türk mezun vermiş. Çünkü bu mezuniyet de muadilet sorunları çıkmıştır. Eşdeğer olarak kabul edilmemiştir. Mezun olan öğrencinin tekrar bir Türk lisesine gidip orada sınav vermesi istenmiştir. Bunu yapmak istemeyen öğrenciler 1-2 sene burada okuduktan sonra bir başka üniversiteye, başka liseye nakledip oradan mezun olmayı veya üniversitedeyse aynı şekilde yabancı dili öğrendikten sonra kurum değiştirmeyi tercih etmişlerdir. Zamanla bu sayılar artmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra özellikle Türk ve Müslüman öğrenci sayısında büyük artış yaşanmıştır. Bunun yanı sıra 1950'lerde Orta Doğu'daki nüfusa hizmet edecek ve oraya bilim ve mühendislik eğitimini hızlı bir şekilde yapacak geniş imkanları olan bir kurum kurmak fikriyle Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşılmış
Onun için Middle Eastern Technical University adı verilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara'da kurulmuştur. Adnan Menderes Başbakanlığı sırasında kurulmuş olan bir kurumdur. Ve amacı adından da belli olduğu gibi sadece Türk eğitimine değil, Orta Doğu hinterlandına hizmet edecek. Ve buraya yine çağdaş düzeyde bilimsel bilgi ve mühendislik eğitimi yapabilecek bir nitelikte olması, bunun için İngilizce eğitim yapması önceliğinde anlaşılmıştır. Ve 1950'lerden itibaren bu çalışmalar başlanmıştı. Daha sonra daha kırsal bir bölge olan Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, Nebraska Üniversitesi ile Amerika'da yine benzer iklime sahip olan bir yer. Özellikle ziraat eğitimi ağırlıklı olarak kurulmuş. Daha sonra büyük bir üniversite haline dönüşmüştür. Bu şekilde bir takım üniversiteler kurulmaya 1950'lerden sonra başlanmış, sayı hafif hafif yükselme eğilimine girmiştir. Ama 1970'lerin sonuna geldiğimizde 10 civarında üniversite vardır. Aynı zamanda akademileri nasıl saydığınıza bağlı bu sayıyı 15'e kadar yükseltebilirsiniz. Akademiler daha çok teknik eleman eğitimi ağırlıklıdır. Yani İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İktisat Fakültesinin verdiği bilimsel eğitim düzeyinde eğitim vermek için değil, daha çok özellikle muhasebe alanında çalışacak, kadroları yetiştirecek bir içerikte kurulmuştur. Aynı zamanda İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi'ne dönüşen İstanbul Devlet Mimarlık Mühendis Akademisi yine mimar ve mühendislere yardımcı orta kademe elemanı yetiştirmek için kurulmuştur. Ve zaman itibariyle bu kurumların hepsi kendilerini üniversite yapma eğilimi içerisine girmişler. Yani biz hocam peki bu uzun süreçte YÖK'ün etkisini nasıl ifade edebiliriz? YÖK yok o noktada. Daha henüz YÖK yok. YÖK'e gelmedi. Yani 80 öncesi durumda. YÖK öncesi bu. Bu kurumların evet. Bu kurumların arasında bir miktar rekabet vardır. Aynı zamanda birbirleriyle uyumsuzluklar vardır. Fakat 1960'larda nüfus arttı. Kentleşme kritik bir noktaya geldi. Kentte nüfus arttı. Kırdan yavaş yavaş kente doğru bir göç başladı. 1950'de çok partili hayata geçtiğimizde nüfusun %25'i kentte, %75'i kırda yaşamaktaydı. Bugün biliyorsunuz Türkiye'de kırda yaşayanların oranı %10'un altında. Kentte yaşayan 90. Dolayısıyla iki kuşak içerisinde alabora oldu Türkiye'nin nüfusu. Muazzam bir akışkanlık mı diyeceğiz? Seyyaliyet deniyordu eskiden. Hareketlilik vesaire. Bu dönemin kritik dönemlerinden 1960. O dönemde özel üniversiteler kuruldu. Özel üniversiteler kuruldu fakat özel üniversitelerle ilgili ciddi etik sorunlar ortaya çıktı. Ve bu ayyuka çıktı. Yani benim öğrenci olduğum tarihlerde bizim öğretim üyelerimiz örneğin İzmir'e veya başka kentlere yahut İstanbul'un başka yerlerine giderek burada özel üniversitelerde ders özellikle maddi nedenler dolayısıyla devlet bareminden alınan maaş düşük olduğu için bunu destekleyecek şekilde maaşlarını arttırabilmek için yarı zamanlı ders veriyorlardı. Burada yaşamış oldukları olayları anlatmaya başladılar. Yani bir tanesinin yeğeni mesela çok kötü bir kağıt veriyor. Diyor ki sen kaldın evladım bir daha sefere iyi çalışıyor. Yo diyor dayı ben geçtim diyor. Nasıl geçtim? Peki iyi aldım diyor. Ya ben seni bıraktım. Gidiyor bakıyorlar. Orada bir şeyler dönmüş. Sıfırlık kağıt 100 olmuş filan. Olacak iş değil. Bunlar ayyuka çıkmaya başladı. Bunlar parayla diploma satıyor denilmeye başlandı. Ve sonuçta 1970'te Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Özel yüksek öğretim olamaz. Şimdi bugün vakıf üniversiteleri var. Özel değildir. Yani kar amacı güden anlamında özel üniversite olamaz. Ticari üniversite kurulamaz diye bir karar aldı. Ve bu üniversitelerin hepsi kapatıldı 1970'te. Ve alelacele bir grubu İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara'da Gazi Üniversitesi'ne
yine İzmir'de Ege Üniversitesi'ne yani dönüştürüldü. 9 Eylül'e dönüştürüldü. Burada da Marmara Üniversitesi, özellikle İktisatçı Yayınlar Akademisi Süleyman Rektörlük Binası da oradadır. Süleymaniye'deki yapı etrafında İstanbul'un birçok yerinde bulunan bu kurumlar ona bağlandı. Bir tek istisna vardır, yanılmıyorsam Işık diye bir özel üniversite vardı Beşiktaş'ta. O Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlandı. Onun dışındaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Okulu'ydu. O da üniversite haline getirildi zaman itibariyle. Bu tür değişiklikler sonucunda. Ve bu gelişmeler sonrasında birdenbire üniversite sayıları arttı. Ve özellikle bu akademilerin üniversiteye dönüşmesi, aynı zamanda eğitim fakülteleri vardı bunların, eğitim enstitüleri olarak kurulmuştu. Onlar eğitim fakülteleri haline dönüştü. Bunlar 2 yıllık okullarda, 3 yıllık okullarda, 4 yıla dönüştü vesaire. Bu dönem çok 1970'li yıllar boyunca olmuştur ve son derece buhranlı bir dönemdir. Birçok uyumsuzluklar yaşanmıştır. Doktorası olmayan kişiler doçentlik almışlardır, profesörlük almışlardır vesaire. Bir takım benzersiz ve uyumsuzluklar söz konusudur. 1980 darbesinden sonra bu manzaraya bakan ve bunu değerlendiren teknolojiden sorumlu devlet bakanlığı bizleri de toplayarak, yani akademisyenleri de toplayarak, o zamanki çeşitli düzeydeki akademisyenleri de toplayarak, ben o tarihlerde henüz doktor asistandım. Yani şimdiki adı değişip duruyor. Doktor öğretim üyesi mi oldu? Ne oldu? Yeni adı. Yardımcı doçentli bir dönem. Ondan sonra o statüdeydik. Nimet Özdaş, yanılmıyorsam o zamanki bakandı. Bunu anlattı. Yani dedi ki bakın işte Amerika'nın yıllık bilim üretimi küple gösteriyor. Bir böyle dünya gibi bir küp. Bu büyüklükte Türkiye'ninki parmağımın ucu kadar. Yani şimdi biz buraya yaklaşacaksak eğer sayımızı arttırmamız lazım. Bir takım önlemler almamız lazım. Ve Amerika'daki kadar sert olmasa bile publish and perish kuralını, yayın yapmayanın statü almaması kuralını kabul ettirmemiz lazım falan. Bir takım argümanlarda bulunmaktaydı. Bu tartışmalar öyle zannediyorum ki o tarihte Ankara'da daha yoğun bir şekilde yapılmaktaydı. İhsan Doğramacı çok yetenekli bir iş adamıdır. Ve bu girişimleri sonucunda bir doğum kliniğini Hacettepe Üniversitesi'ne dönüştürmüştür. Ve büyük ölçüde de Ankara'daki devlet katında çalışanlara sağlık hizmetleri vesaire de veren bir nitelikteydi. Bu imkanların sağlamış olduğu yararlardan da bir şekilde fırsat bularak bu fikri askeri yönetime kabul ettirdi. Ve 6 Kasım 1981'de YÖK kuruldu. Bütün üniversiteler ona bağlandı. Üniversitelerin özelliği kaldırıldı. Ve YÖK bir nevi özerk, bir nevi üniversite bakanlığı haline geldi. Şey ise üniversitelerin statüsü ise bir tek akademik özellik olarak anayasada düzenlendi. Hala bugünkü 130. maddesinde anayasanın, madde 130'da özellik diyor. Yani rektör atama maddesiyle aynı maddedir o. Akademik özellik üniversitelerde mevcuttur diyor. Anayasa garantisi altına alındı. Bununla yeni bir organizasyona geçildi. Tabii bu organizasyona geçildiği vakit Türkiye'deki siyasal karakteristikler ortaya çıkmaya başladı. Bizim temel karakteristiğimiz, tarihten devraldığımız en önemli unsurlardan bir tanesi merkeziyetçiliktir. Ve aşırıya kaçar genellikle. Tek merkezden olabildiğince bütün çevreye nüfuz ederek herkese aynı elbiseyi giydirmek. Dolayısıyla YÖK'ün yaptığı ilk işlerden bir tanesi, ben o zaman Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeydim, daha doğrusu Siyasal Bilimler Fakültesi'ndeydim, İstanbul Üniversitesi. Bize bir şablon gönderdiler.
İstanbul Siyasal Bilimler 1979'da kurulmuş işte 3 yıllık filan bir kurum. Ankara Mülkiye'nin aynısı. Oradan kopya çekmişler. Bize alın bunu uygulayın dediler. Biz itiraz ettik. Dedik ki bizde hukuk dersleri var. Başka dersler var. Özel bir takım programlar kurmuşuz. Kaliteli kamu bürokratı yetiştirmek için kamu yönetimi yüksek lisansı kurduk. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler. Çok sayıda polis komiseri falan bunlar buradan ders alarak eğitim almıştır. Bunlara hukuk fakültesinden meslektaşlarımız vardı bize katılan. Onlar mesela ceza hukuku öğretiyorlar. Yani polis komiserine herhalde ceza hukuku öğretilecek siyaset biliminden daha fazla. Yani araştırma yöntemleri öğretmektense ceza hukuku öğretmek çok daha politika uygulayacak kişiye, kamu politikası olarak belirlediğiniz bir programda kamu politikası uygulayacak kişiye bu tür kaliteyi arttıracak bir program uygulamak açısından çok daha değerlidir. Bunları anlatmaya çalıştık. Bununla en az 2-3 yılımız geçti. Ben 84'te ayrıldım. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne geçtim. O arada 2 yıl kadar falan bununla uğraştık. Neyse sonunda bir şekilde bize uygun bir programın hayata geçirilmesi zannederim sağlandı. Ama buradaki sorunlar bu aşamadan itibaren başlamış oldu. Şimdi bu dönemde Boğaziçi Üniversitesi 1970'te kurulmuştur. Çünkü Robert Kolej olarak eğitimine devam etmesi giderek zorlaşmıştır. Sayılarını arttıramıyorlar, binalar dökülüyor, yeni binalar yapamıyorlar, genişletemiyorlar. Lozan'daki sınırlı lamalar dolayısıyla bu mümkün değil. Demişlerdir ki biz bu kurumu kamu kurumu olarak, kamu üniversitesi olarak devredelim. Ve eğitim dili İngilizce olmak üzere kütüphanesini de devretmişlerdir. Zengince bir kütüphanesi var o tarih için. Ondan beraber devredilerek gelmiştir ve o tarihten itibaren üniversite kendi kurullarını kendisi düzenleyen, seçen, yöneten bir niteliktedir ve kaliteli bir eğitim vermekteydi ve o şekilde devam etmekteydi. Bizim İktisat Fakültesindeki öğretim üyelerimizin bir kısmı da oraya geçmiştir. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne geçmiştir. Daha sonra İktisat Fakültesi'ne dönen oldu. Gittikten sonra tekrar Boğaziçi Üniversitesi'ne gidenler oldu vesaire. Ama yani bir kalite sorunu yaşamamış bir kurumdur. Şimdi 80 yılında 81'den itibaren bu kuruma rektör ataması birdenbire onun uygulamakta olduğu yönteme aykırı gelen bir şekilde gerçekleşmeye başladı. Aslında diğer üniversitelerde 1750 sayılı yasaya göre, daha önceki yasaya göre kendi rektörlerini kendileri seçmekteydiler. İdari akademik özellik nedeniyle. Ama YÖK onu kaldırmış olduğu için onları YÖK belirler veya Cumhurbaşkanı belirler şeklinde bir düzenlemeyle anayasada bu uygulamaları ortadan kaldırmışlar. Dolayısıyla bunların yerine YÖK'ün tayin ettiği, o zaman İhsan Bey'in gücü çok fazlaydı. Onun büyük ölçüde kararlaştırdığı bir süreç olarak Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle atamalar yapılmaya başlandı ve İstanbul Üniversitesi'nde bu tür sorunlar büyük ölçüde yaşanmadı. Tıp Fakültesinden meslektaşları rektör olarak seçtiler. Ama Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör teknik üniversiteden atandı. Ve bu bir ciddi uyumsuzluk ortaya çıkardı. Çünkü atanmış olan meslektaş temel itibariyle buradaki uygulamayı teknik üniversiteye uydurmaya çalıştı. Ve oradaki kurumla o kurumun kültürüyle, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mühendislik fakültesi kültürüyle pek uyumlu değildi. Zaten diğer bilim dallarıyla da fazla bir ilişkisi bulunmamaktı. Şimdi YÖK'ün kuruluşunda sadece ve sadece üniversitelerin akademik gereksinimlerini gidermek ve bunlardan istenilen amaçlara ermek, yani kamu politikasının bir herhangi bir politikada olduğu gibi koymuş olduğu akademik bir takım hedeflere uymak için akademik araçları daha etkili hale getirmek gibi bir
işlevle sınırlı değildi. YÖK'ün kurulmasında aynı zamanda 1960'ların sonunda başlamış olan öğrenci olaylarının 1970'lerde bütün üniversitelere hatta ülkeyi sarmış olması ve burada üniversitelerin temel itibariyle bir o zamanki tabiriyle anarşist yetiştirme yuvası falan olarak algılanıyor olması ve onların bir şekilde güvenlik sorunu oluşturduklarının düşünülmesi ve bu güvenlik sorununu çözecek şekilde üniversitelerin merkezden kontrol edilerek zapturapt altına alınması gibi bir endişe de vardı. Ve daha önce örneğin rektörlere verilmiş olan üniversiteye polis davet etme yetkisi falan gibi yetkileri yeniden gözden geçirdiler. Bunları değiştirdiler, bunların sorumlu olduğunu düşündüler. Onun için başka bir takım uygulamalar içerisine girilmesi söz konusu oldu. Yeni disiplin yönetmelikleri yapıldı öğrenci üyesi için. Ve bunlar büyük ölçüde o dönemin sorunlarını yansıtan nitelikteydiler. İşte birisi konuşurken kalkıp onun sözünü kesmek, bilmem kınama cezası aldırır. Efendim bir rektörün izni olmadan açıklama yapmak bilmem uyarı cezası aldırır. Mesela bir sürü yeni kısıtlama getirilir. Tabii bunların hepsi uygulamada çok ciddi sorunlar yaratmaya başladı. Bir bilimsel araştırma yapmışsınız, sonucunu ilan etmişsiniz. Türkiye'de rapor olarak yayınlamışsınız, yurt dışına makale olarak göndermişsiniz. Bunların hepsi için rektörden izin mi alınacak? Rektörlükten izin almak ne anlama geliyor? Fiiliyatta kimden izin alınacak? Çünkü rektör en fazla bir bilim dalının uzmanı olabilir. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'nde tıptan seçilmiş biri oluyor. Edebiyat konusunda ne karar verecek? Sosyoloji konusunda ne karar verecek? Arkeoloji konusunda ne karar verecek? Bunun hepsine komisyonlar kurması falan lazım. Fiiliyatta bunu ya dekanlar kararlaştıracak ya bölüm başkanları falan. Onlara bir böyle bir takım fiefler ve güç alanları ihtisas etme anlamını taşımaya başladı. Bu tabii büyük huzursuzluk ve itiraza neden oldu. Sonuç itibariyle uygulanamadı. Ama bunların hepsi üniversite içerisinde çeşitli kırgınlıklara, çatışmalara, gereksiz friksiyonlara neden olmuş olan gelişmelerdir. Özellikle 1980'lerin 82'de yani 6 Kasım 81'de uygulamaya girdi ama yani esas uygulama 82'de başladı. 82-83 dönemi son derece zorlu bir dönemdir. İstanbul, Ankara, İzmir'e öğretim üyesi atamama kararı aldılar. Anadolu'ya gidin dediler. Bu arada Anadolu üniversitelerine sormuşlar, öğretim üyesi ister misiniz diye. Onlar bir takım dileklerde bulunmuşlar. Bunun üzerine mesela İstanbul Üniversitesi'ne böyle bir tarama yapıldı benim hatırladığım 82-83'te. O dönem bir tek tıp fakültelerindeki cerrahi kürsülerinde çok fazla profesör bulundu. Şimdi bunları Anadolu'ya falan gönderemezsiniz. Bunlar ayrıldılar. Özel hastanelerde cerrah olarak çalışmaya başladılar. Çok da iyi para kazanmaya başladılar. Ama siyaset bilimciyi kovalamak kolay nispeten. Çünkü ne yapacaksınız, nerede ne iş bulacaksınız? Veya sosyolog yahut edebiyatçı yani roman yazabilirsiniz falan. Ama yani bunlar aile geçindirecekseniz zor işler. Dolayısıyla onlara bir takım ama buralarda açık oldu anlaşılır. Yani üniversitelerin YÖK'ün şablonuna göre baktığınız zaman İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi açığı olan bir üniversite olarak ortaya çıktı. Bir tek cerrahi kürsüsü hariciye deniyordu o zaman. Şimdi bu enteresan bir görüntü arz etti. Anadolu'ya gönderilen arkadaşların bir kısmına sen niye buraya geldin falan diye sorulmuş. Çünkü o derslere daha önce başkalarını sokmuşlar. Çünkü birkaç yıl cevap verilemediği için bu taleplere birilerini bulmuşlar. Şimdi biz sana bu dersi verdirirsek bu arkadaş küsecek. Sen bir sene sonra geri gideceksin. Bu arkadaş da küsmüş olacak. O derse kimse giremeyecek. Yeni problemimiz olacak. Sen bu dersi verme. Başka bir ders sana uyduralım verdim. Falan şeklinde bir takım yollara sapıldı anladığım kadarıyla. Dolayısıyla büyük bir uyumsuzluk ortaya çıktı. Bunu 1984'te gevşettiler. Zaten 83 seçimleri olunca seçimle birlikte yeni bir siyasal yapı ortaya çıktı
ve bu siyasal yapıya dert anlatmamız daha kolaylaştı. Hani askeri hükümete dert anlatmak daha zorken seçilmiş siyasilere ulaşmak ve laf anlatmak daha kolay hale geldi. O süreçte zaten önce Boğaziçi Üniversitesi, rahmetli Turgut Özal ve Mesut Yılmaz'a, o da rahmetli oldu ya, üniversitenin sıkıntılarını, zorluklarını ve bu zorlukları aşmakta nasıl yardımcı olunabileceğini, potansiyelini anlattılar. Ve Turgut Bey'in bilime öncelik verme gibi bir endişesi var. Yani bu çok önemli. Yani siyasiler bilimi nasıl görüyor? Bilimi Türkiye'nin özellikle geliştirmesi gerektiği bir alan olarak mı görüyorlar? Yoksa bilimi yabancı bir unsur, bizim kültürümüze uymayan bir unsur, dejenere bir unsur, küfür falan olarak mı görüyor? Ne olarak görüyor? O çok büyük fark ettiriyor. Ve dolayısıyla onlara anlatılabildi ki böyle bir şey mümkündür ve yapılabilir ve bunun bir zararı yoktur. Ve rektör seçimi o kadar kritik de değildir temel itibariyle üniversite açısından. Önemli olan burada uygulanacak olan kriterlerin düzgün seçilmesi ve üniversitenin kendi kültürüne, çalışma prensiplerine, oradaki akademik etik ortamına uygun olması gerekliliğidir. Ve bunun için bir girişimde bulunduk 1992'de, biraz da gecikerek. 87'de de yapılabilirdi bence ama o becerilemedi o tarihte. 92 senesinde yeniden rektör seçimi dönemi geldiğinde bir girişimde bulunuldu ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tercih belirtme toplantısı yaptılar. Hepimiz gittik, oy kullandık, tercihlerimizi belirttik ve bu tercihleri Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, YÖK'e ve gazetelere, basına duyurduk. Bizim tercihlerimiz bunlar. Ama siz kime atacaksınız atayım. Zaten anayasanın vermiş olduğu yetki, ne yapabilirsiniz sonuç itibariyle. Bunun üzerine YÖK'te bir girişimde bulunuldu. O zamanki Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal İhsan Bey'i davet ederek sormuş, demiş ki yani bu süreç nedir? Amerika'da nasıl oluyor? İngiltere'de nasıl oluyor? Fransa'da nasıl oluyor filan? Bizim bundan haberimiz oldu. Bize ulaşan kendi doktora yapmış olduğumuz üniversitelerden almış olduğumuz dereceler yanı sıra onlarla bir şekilde temasımız devam ediyor zaten. Bunlardaki rektör atamaları, Amerika'daki rektör atamaları, president dedikleri kişilerin atanması sırasında yapılan süreç hakkında mezunlarına da bilgilendiriyorlar. Yani doktoralı mezunlarına, lisans mezunlarına diyor. Onlardan çok var ama doktorası olanlar. Mesela bana paket geliyor. Bu 7 kişi hakkında şu bilgileri topladık. Sen buna bir bak. Bunlar konusunda söyleyeceğim bir şey varsa bize yaz diyor. Yani şimdi olmadık şeyler çıkabiliyor ortaya. Mesela ne bileyim işte bu yakınlarda Me Too hareketi var mesela. Bilmem bir cinsel saldırı olmuş olabilir, tecavüz olabilir bilmem ne. Bunun haberlerini önceden alalım ki atamadan sonra karşımıza çıkarsa o bir skandala sebep olur. Bilgi toplamak için yapıyorlar temel itibariyle. Yoksa benim çok önemli bir kişi olmam dolayısıyla değil. Bunun gibi bir sürü arkadaşa bu bilgiler geliyor. Bu bilgileri Cumhurbaşkanlığı'yla paylaştık. Diyor ki bakın biz burada profesörüz. Kendi atayacağımız, kendimizin üniversitesine gelebilecek, atanacak olan rektör hakkında bize hiçbir şey sorulmuyor. Ama Amerika'daki üniversite, ben oradan doktoramı almışım, 15-20 sene geçmiş. Bana hala bilgi soruyor. Bunu atayacağız mı? Bu konuda ne dersin? Siz de bizi adam yerine koyabilir misiniz acaba diye sordu. Mesele bu. Yani mesele rektörü bizim seçmemiz değil. Bu süreç seçim süreci olacaksa, birisi atanacaksa, burada o kurumdakileri paydaş olarak kabul etmek. Zaten iyi yönetişim temel ilkesi bu. Ve özellikle 21. yüzyılda Birleşmiş Milletler 21. yüzyılda yönetim ilkesi olarak iyi yönetişim, good governance ilkelerinin kullanılması gerektiğini vurguluyor. Ve good governance da diyor ki bir karar aldığınız zaman o kararın üzerinde etkili olacağı kimselere önce danışın.
onların rızasını alın, kararı öyle uygulayın. Ve Türkiye olarak biz Birleşmiş Milletler üyesi olarak bu sürece katıldık. 2012'de bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sonra da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporu olarak yayınlandı. Web'de bulabilirsiniz. Yani UN Good Governance Report. Ve o ilkeleri niye hayata geçirmiyoruz? Bunu sorguladık. Daha bu rapor yoktu ortada. Ama bu ilkeler 1980'lerden beri tartışılmaktaydı. Bizi paydaş olarak kabul ediniz. Ve biz böyle bir paydaşlık süreci olursa daha iyi performans gösteririz. Bilime daha katkılı olur. Daha uyum içinde çalışırız. Ve bu şekilde gelecek olan bir kişinin bize yapacağı etki daha güçlü olacaktır. Ve biz de onu desteklemek için daha fazla gayret içerisinde bulunacağız. Bu anlatıldı. Ve Turgut Bey bunu çok olumlu karşıladı. Ama İhsan Bey istifa etti. Kendi kontrol edemeyeceği bir süreç olduğu için bunu beğenmedi ve istifa etti. Onun yerine başka bir atama yapıldı. Ve o noktadan sonra üniversite akademik heyetinin bu seçimde tercihlerini belirtmesi, bunların 6 isim olarak YÖK'e bildirilmesi, YÖK'ün 3'e indirmesi, o 3 ismin Cumhurbaşkanlığına arz edilmesi, Cumhurbaşkanlığında bunun içerisinden bir kişiyi seçmesi, tercihen en fazla oy alanı seçmesi temel ilke olarak bir norm diyelim. Bu bir zorunluluk değil. Yasal zorunluluk da değil, anayasal zorunluluk da değil. Norm olarak uygulanmaya başladı. Ve bunda ufak tefek değişiklikler olduğunda da büyük reaksiyonlar gösterildi. Buna bu reaksiyona gösterenler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi de var. Ahmet Necdet Sezer böyle bir sıralamayı bir iki kere değiştirdi. Her seferinde çok ağır bir şekilde muhalefet ettiler. O zamanki hükümet, başbakan ve bakanlar bu konuda ciddi mecliste de konuşuldu. Bu yapılamaz vesaireden. Ama sonra devir değiştikten sonra YÖK'ün çalışma ilkeleri zaman içerisinde iktidara göre onlar da evrim gösteriyor. Evrilerek bugüne geldi. Ve bugünkü ortamda bu uygulama tekrar 1980 başında 1980'lerin en başında üniversite öğretim üyelerinin hiç dahil edilmediği bir süreç haline dönüştü. Ve bu tabii 2016'dan itibaren uygulanan bir süreçtir. Buna bütün üniversitelerden itirazlar yükseldi ama bu itirazlar çok yüksek sesle yapıldı. Temel itibariyle bu yüksek sesin çıkışı ilk defa Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Ocak 2021'de oldu. Ona evet. Kadar bu boyutta bir itiraz durumuyla karşılaşılmadı. Ama bu tür atamalar dolayısıyla üniversiteler içerisindeki huzursuzluk, uyumsuzluk, bir takım sürtüşmeler, görevden ayrılanlar, bunların yaşadıkları travmalar, onların yansımaları vesaire devam etmektedir. Bunun üzerine yapılmış doğru düz bir araştırma yok. Eğitim fakülteleri falan bu araştırmaları yapsalar daha ayrıntılı bir değerlendirme ortaya çıkabilir. Ama temel itibariyle YÖK iktidara göre pozisyon alan ve akademik özelliği savunması gerektiği halde bunu zaman zaman bu görevi ifa edemeyen bir kurum niteliğindedir. Ve o evet. Özelliğini bugün de sürdürmektedir. Çok teşekkür ederiz hocam. Uzun ve kapsamlı bir süreç hakikaten. Yani orijinleri Osmanlı'nın son döneminden başlıyor ve bugüne kadar evriliyor ve hakikaten YÖK burada dediğiniz gibi üniversite siyaset ilişkisinde çok ciddi bir dönüm noktası. YÖK'ün yapabileceği en önemli şey üniversitelerde akademik kalite üzerinde hassasiyetle durup bunun ölçülmesi ve yönetilmesini sağlamak olabilirdi. Evet. İngiltere'de evet. Mesela böyle bir sistem var. İşte 5 gruba ayırıyorlar üniversiteleri. Sıralıyorlar. Üniversite bazında hatta daha iyisi disiplin bazında bunu yapan bir kurum olarak çalışabilirdi. Ve o durumda da çok büyük katkısı olurdu. Türkiye'nin özellikle bilim ortamında büyük bir gelişme sağlamasını.
Ama bununla uğraşmıyor. Nasıl not vereceksiniz? Kağıtları nerede tutacaksınız? Onu nasıl yükleyeceksiniz? Ve o tür tuhaf şeylerle uğraşıyor. Dolayısıyla bizim de orada karşı karşıya kaldığımız boşluklar bir türlü doldurulamıyor. Evet. İkinci sorumuzda da Abdullah'la devam edeceğiz. Söz sende Abdullah. Hocam ben de burada aslında konuyu biraz daha Boğaziçi Üniversitesi ve Melih Bulu'nun atanmasına getirmek istiyorum. Kendisi üniversitemize rektör olarak atandığı zaman ilk vaatlerinden bir tanesi işte Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyada ilk 100 üniversite arasına sokmak ve işte akademik yayın sayısını artırmak için daha fazla teşvik, promosyon vermek gibi çok materyal aslında iddialarla veya işte tırnak içinde amaçlarla Boğaziçi'ne geldiğini söylüyordu. Buradan da şunu sormak istiyoruz. Yani bir üniversitenin başarısı bu tarz maddi materyal ölçeklere göre mi ölçülür? Yani bu konuda birçok aslında üniversiteleri arasında sıralama yapılıyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve başarı kriterlerini bu şekilde aslında indirgemeci bir yaklaşımla ele almak üniversitelerin o akademik kültürüne ve akademik kalitesine de zarar veriyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdiden teşekkür ediyorum. Nasıl uygulandığına bağlı. Bu konuda farklı, çok boyutlu ölçümler var. Amerika Birleşik Devletleri bunu oldukça geliştirmiştir. Orada çeşitli örneklerini bulabilirsiniz. Eğitim Bakanlığı Amerika'nın veya yani Secretary of Education. Oradaki yayınlara bakarsanız bu yayınlarda üniversitelerden çok üniversitelerdeki programlar, özellikle lisans üstü programlar değerlendirilmektedir. Ve bunlar her yıl sıralandırılıyor. Aynı zamanda kamuya yönelik olarak US News and World Report diye bir gazete vardır. O ayrıca bir sıralama yapıyor, yayınlıyor. Çinliler bir sıralama yapıyorlar. Özellikle teknik alanlarda, mühendislik ve tıp gibi alanlarda bu yayınları yapmaktalar. Üniversite değerlendirmek bence mantıklı bir değerlendirme değil. Çünkü birincisi üniversitelerimiz arasında çok büyük farklar var. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nde tıp fakültesi yok. İstanbul Üniversitesi'nde yakın zamana kadar iki tıp fakültesi vardı. Şimdi bir tıp fakültesi var. Bir tane de Cerrahpaşa'ya ayırdılar. Başka bir üniversite oldu. Tıp fakültesi olup olmamasına göre üniversitenin hem yayın sayısı hem üniversitelerdeki örgütlenme biçimi, üniversite bütçeleri, bütçenin nereye harcandığı çok büyük farkları üretiyor. Onun için bu karşılaştırma yani elma ile armutu karşılaştırmak gibi olmayacak. Hani fille bilmem yaprağı karşılaştırmak falan gibi olacaktır. Yani çünkü bu karşılaştırılabilecek bir şey değil. Yani bir tanesi bitki, öbürü hayvan, bir tanesi bir tonluk, öbürü bilmem bilemediniz 5 gram, 10 gram neyse. Yani aynı şeyler değil bunlar. Kurumların kendine özgü özellikleri var. Ve bu özellikleri göz önünde bulundurarak onların içerisinde araştırma yapılan ve eğitim verilen birimler var. Bunlar bölüm olarak örgütlenmiştir genellikle. Ama mesela benim çalıştığım Sabancı Üniversitesi'nde bölüm yok. Program var. Disiplin dediğiniz zaman disiplin bunu bu farkları ortadan kaldırıyor. Yani bir biyoloji disiplini var. Bir fizik, kimya disiplini var, kimya mühendisliği disiplini var veya bir iktisat disiplini var, işletme disiplini var, siyaset bilimi disiplini var. Bu disiplinlerin yüksek lisans ve doktora programlarını sıralayabilirsiniz. Bu disiplinler arasında çok büyük farklar var. YÖK olarak da buna bakmıştım. Yani hatırlıyorum ben rektörlük yaptığım dönemde 2004-2007 yılları arasında. Mesela kendi alanından hatırlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaset bilimi dalında ortalama senede bir makale yayınlanabiliyor. Ama teorik fizikte 20 makale yayınlanabiliyor.
Şimdi teorik fizikçi bir makale yayınlarsa başarılı sayılmıyor. Siyaset bilimci iki makale yayınlarsa müthiş bir iş yapmış olarak kabul ediliyor. Tabii bu yayın reputasyonu yüksek olan Hakemli Dergi'den bahsediyor. Herhangi bir yayın değil. Yani gazetede köşe yazısı yazmak sayılmıyor. Dolayısıyla neyi karşılaştıracağınız, neye göre karşılaştıracağınızı dikkat ederek bunu yapmanız lazım. Demin de bahsetmiş olduğum YÖK'ün yapması gereken temel işlev budur. Bu kurumları, bu dallar itibariyle. Makine mühendisliğinde yayın sayıları, öğretim üyesi sayıları, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı. Toplam yayın bir şey ifade etmez. Teknik Üniversitesi'de makine mühendisliği alanında 70 öğretim üyesi bulunabilir. Boğaziçi Üniversitesi'nde 12. Şimdi 70 öğretim üyesi bulunan yerde daha fazla yayın olması doğaldır. Onun için öğretim üyesi başına düşen sayı önemlidir. Dolayısıyla bu sayılar itibariyle sıralayabilirsiniz. Sınava girecek öğrenci ona göre karar verebilir. Onun ailesinden bir maddi destek alacaksa onlar da ona göre karar verir. Bu önemli bir ölçüttür. Aynı şekilde sınıf büyüklükleri. Çok kalabalık sınıfta mı okuyorsunuz? Yoksa öğretim üyesiyle diyalog kurabileceğiniz 25 kişilik, 30 kişilik bir sınıfta mı okuyorsunuz? Yani matematik dersini 500 kişiyle almak başka bir şey. 50 kişilik sınıfta almak başka bir şey. 15 kişilik sınıfta almak başka bir şey. Dolayısıyla 15 kişilik sınıfta öğretim üyesine çok sayıda soru sorabilirsiniz. Ama 500 kişinin içinde soru sorabilmeniz çok daha zordur. Dolayısıyla oradaki eğitimin verimliliği daha farklı olacak. Şimdi bu sayıların, yani öğretim üyesi sayısı başına düşen öğrenci sayıları kaçar kişidir? Hangi sınıfta kaç kişidir? Bu tür veriler toplanabilir. Lisans üstü ve doktora programlarında doktoradan ve lisans üstünden mezun olmuş olan öğrenciler ne iş yapıyorlar? Bunların verilerini toplayabilir. Bunları karşılaştırabilirsiniz. Bir doktora programına gireceksiniz. Bu doktora programından mezun olanlar nerede, nasıl iş buluyorlar diye bakacaksınız. Bu bilgiyi alabilirseniz ve sağlıklı olarak alabilirseniz. Çünkü üniversiteler de bu bilgileri yayabiliyorlar ama doğru mudur, iyi midir o belli olmayabilir. Ama bunu müemmen bir kurum olarak YÖK yaparsa, yani herkesin credibility'si olan anlamında kullanıyorum müemmeni, credible bir ölçüm yaparsa o zaman rahat karar verebilirsiniz. Öğrenci ona göre de kendisine hedef belirler liseden itibaren ve lisansta da. Şöyle bir ortalama tutturacağım, şuraya gireceğim, şöyle bir programda şu dereceyi alacağım, ondan sonra şurada iş yapacağım diye kendisine bir hayat çizgisi çeker. Bunlar hem motivasyon vericidir, incentive deniyor iktisatta bunlara, teşvik unsurlarıdır. Öğrenciyi teşvik edecektir, öğretim üyesini de teşvik edecektir. Öğretim üyesi de kendisinin mezun ettiği öğrencinin iyi yerlerde iş bulmasını tercih edecektir. Öyle programlarda çalışmak isteyecek. Ona yönelecektir. Onun gereğini yapmaya çalışacaktır. Ona göre araştırma yapacak, okuyacak, çalışacak, ona göre zaman harcayacaktır. Dolayısıyla bu tür değerlendirmeleri çok sayıda değişken üzerinden yapıp ona göre sıralamayı yapabilirseniz o zaman bu çok yararlı bir işlemdir. Ama üniversite sıralaması, bana hiçbir şey ifade etmiyor üniversite sıralaması. Ben bakmıyorum bile bunlara. Bir şey değil. Ama mühendislik dalında mesela çok uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts Institute of Technology, MIT kısacası, dünya birincisiydi. 2017 senesi istatistikleri ilan edildi. Tsinghua Üniversitesi Çin'den birincisi var. Şimdi bu önemli bir mesaj, işaret. Ve halen Çinliler ilk 2-3 sıradalar. MIT'nin ve Amerika'da Caltech diye bilinen California Tech, neydi? California Institute of Technology'nin önünde. Ve bunlarla yarışıyorlar.
Şimdi siz orada mısınız, değil misiniz? Mesaj bu. Yani dikkat edilecek mesele bu. Dallar itibariyle anlamlı. Öbürü biraz public relations deniyor, PR. PR gibi gözüküyor. Bütün üniversiteler yapıyorlar bunu. Sadece Türk üniversiteleri değil. Ama bence anlamlı bilgi içermiyor. Özellikle sizler için anlamlı bilgi içermiyor. Öğrenci için anlamlı bilgi içermiyor. Aynı zamanda öğretim üyeleri için de fazla anlamlı bilgi içermiyor. O nedenden dolayıdır ki burada konulacak olan hedef Boğaziçi Üniversitesi'nin eğitim verdiği disiplinlerde hem Türkiye'de hem dünyada önemli bir yere gelmesinin gereklerini yerine getirmek. Bunda tabii verilecek, bulunacak maddi olanaklar önemlidir. Bu bilim sonuç itibariyle parayla. Ve bilim beynin ürettiği hayaller üzerinden şekillenen bir çalışma biçimidir. Yani siz daha önce kimsenin düşünmediği bir şeyleri düşüneceksiniz. Hani örnek vereyim. Bazel'de tramvayda giderken genç bir fizikçi olan Einstein geçmekte olduğu saatin önünden her gün düşünürmüş. Bu tramvay eğer ışık hızında geçiyor olsaydı bu saat nasıl gözükürdü? Şimdi Bazel'de tramvaya binmiş, saatin önünden geçen herhalde binlerce kişi vardı. Hiçbirinin aklına bu tramvay acaba ışık hızında gitse ne olurdu diye düşünmek gelmemişti. Anlatabiliyor muyum? Böyle hayal edilemeyen bir takım şeyleri, hatta evet, ölçülemeyen bir şey. Çünkü ışık hızıyla gidebilen bir tramvay daha henüz benim bildiğim icat edilmedi. Işık hızında gidebilen bir roket de yok. Yani bu thought experiment. Yani bir muhayyele bu. Akılda. Yani hayalde kuruyorsunuz. Gözünüzü kapatıyorsunuz. Olsa olsa şöyle olurdu. Zaman geriye doğru giderdi filan. Size yeni fikirler veriyor. Ve buradan relativity teorisine doğru gidecek adımları atmaya başlıyor. Şimdi buna para yatıracaksınız. Bundan hiçbir şey çıkmayabilir. Müthiş buluşlar çıkabilir. Onun için çok pahalı bir şey. Sonu belli olmayan bir şey. Çok rizikolu olan bir şey. Çok para kaybedebileceğiniz bir şey. Ve dünyanın en pahalı işi. Onun için para çok önemli. Bunu yatsıyamam. Ama sadece parayla bitecek gibi bir süreç gözükmüyor. Aynı zamanda bu parayı alan kişilerin başka nasıl teşvik edildikleri önemli. Çalışma ortamı önemli. Meslektaşlarıyla uyumları. Kendilerinin yardımcılarıyla. Laboratuvarlarında çalışacak öğrencilerle, araştırma asistanlarıyla, laborantlarla, şunla, bunlarla kuracağı uyum önemli. Aynı zamanda aile huzuru falan da önemli. Yani sadece araştırma parası değil, ayın sonunu nasıl getireceğini bilmeden bakkaldan köşeden geçerken kaçarak dolaşan bir adamın yapacağı pek bir iş değil. Ha, sanat dalındaysa bu olabilir. Sanatçılar ızdırap çektikçe daha iyi üretiyorlar görebildiğim kadarıyla. Ama bilim adamları için böyle bir şey ispatlanmış değil. Evet. Çünkü onlara belli bir minimum rahatlık temin etmeniz gerekiyor. Sonuç itibariyle. Dolayısıyla çok koşulu var. Aynı zamanda tabii bu işleri yapacak, düşünecek, araştıracak, yayınlayacak imkanları bulabilmesi ve bunun için gerekli akademik ilişkileri kurabilmesi. Yani dünyada şu anda ağlar var. O ağların içerisinde gezinebilmeyi becerebilmesi. Onlarla temasları. Birçok çalışma disiplinler arası oluyor. O disiplinler arası ilişkileri kurup onları sürdürebilmesi. O dili öğrenebilmesi. Aynı zamanda tabii bugünkü araştırmaların çok büyük çoğunluğu İngilizce yapılıyor. Çok iyi İngilizce bilebilmek olması lazım. Evet. Bütün bunların hepsi bir miktar rol oynuyor. Üreteceğiniz sonucun kalitesi itibariyle. Bunların hepsini düşünerek bir sonuca varmanız lazım. Evet. Bütün bu ilişkileri belirleyecek temelde. Onun için sadece maddi imkan tek başına yeterli değil. Maddi imkan yanı sıra akademik çalışma ortamı, akademik verimliliği arttırmak, diyalog, özgürlük,
böyle alışılmadık fikirleri ortaya atabildiği zaman yadırganmak veya dışlanmamak, alay edilmemek vesaire. Hem meslektaşları tarafından hem başkaları tarafından. Evet, sıradaki sorumuz da buna biraz yakındı aslında hocam. Şu an 8 dakikamız kalmış. İsterseniz soruyu sorsun. Zeynep soracak soruyu. Sonra tekrar yine linkten tamam, bağlanmak şeklinde devam ederiz. Söz Zeynep'te. Hocam, önceki soruya cevabınıza Boğaziçi Üniversitesi'nde tıp fakültesi yok diye girdiniz. İnşallah bir gecede bir tıp fakültesi kararına uyanmayız. Kolay bir iş değil tıp fakültesi kurmak. Hukuk fakültesi de öyle değil ama bir bakalım neler olacak. Hukuk fakültesi nispeten ucuz, tıp fakültesi çok pahalı. Doğru, haklısınız. Benim sorum da bununla ilgili hocam. Bu rektör ataması sürecini takiben alınan ikinci bir kararla işte bir gece Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakülteleri açılması kararının verildiğini öğrendik. Bu karar kurum içinde senato veya akademisyenlerle tartışılmadığından alınmış bir karar olduğundan ötürü de plansız, habersiz alınmış bir karar. Akademik hayatınız boyunca bir fakültenin hatta bir üniversitenin açılması süreçlerinin nasıl işlediği ve ne tür bir ön çalıştırma gerektirdiğini tecrübe etmiş birisi olarak bu kararı nasıl yorumluyorsunuz ve bir üniversiteye yeni bir fakülte açılması süreci sizce nasıl olmalı ya da nasıl olmalıydı? Vallahi şimdi bu konuda YÖK'ün prosedürü var biliyorsunuz. Ağırlıklı bir prosedür, zor bir prosedür. Uzun zaman alıyor. Ben Işık Üniversitesi'ne rektörken Güzel Sanatlar Fakültesi kurdum. Daha doğrusu kurulmasına çalıştım. Ben tek başıma kurmadım tabii. Süleyman Saim Tekcan dekan olarak çok yardımcı oldu. Aynı zamanda mütevelli heyetim yardımcı oldu. Yani bir yine bir ağ olarak hareket edeceksiniz. Bir network olarak çalışmanız lazım. Aynı zamanda işte meclisten destek almanız lazım. Bakanlardan destek almanız lazım. O zaman başbakan vardı. Başbakandan destek almanız lazım. Ona rağmen yani bu yasayla kuruluyor. Dolayısıyla meclisten geçmesi lazım. Bir hayli zorlu bir süreç. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Boğaziçi Üniversitesi'nde bu şekilde kurulmuş başka fakülte var. Eğitim Fakültesi. Eğitim Fakültesi Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi içinden gelen bir taleple kurulmamıştır benim bildiğim. O da YÖK'ün ilk dönemlerinde bir şekilde geldi. Boğaziçi Üniversitesi'ne eklemlendi. İster istemez Boğaziçi Üniversitesi onu kabul etti ve kendi Boğaziçi Üniversitesi ile Eğitim Fakültesi arasında bir simbiyosis, bir ortak yaşam alanı kuruldu. Dolayısıyla Eğitim Fakültesi Boğaziçi Üniversitesi'ne eklemlenmeyi bir sorun olarak görmedi anladığım kadarıyla. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nin yapısı, çalışması ve oradaki meslektaşların davranış biçimleriyle Eğitim Fakültesi'ndekilerin davranış biçimlerinin uyumlaştırılmasına çalıştı. Aynısı yapılabilecek mi hukuk ve iletişim için bilmiyorum. Ama yapılırsa Eğitim Fakültesi bir modeldir. Ona göre bir yapılanma söz konusu olabilecek demektir. Aynı ilkelere göre ve benzer olarak çalışması söz konusu olabilecektir. Ama bu tabii sürecin içerisinde süreç devam ederken görülecek. Şu anda görülemez. Yoksa yani üniversitenin böyle bir fakülteyi kurabilecek kapasitede olup olmadığı, bunun ölçülmesi nasıl yapılacağı falan, bu YÖK'ün zaten çalışma alanı içinde ve standartları belli. Ve çok zorlu bir standart. Böyle çok kolay halledilebilecek bir standart da değil. O standardın dışına çıkılmış olması tabii buradaki özelliği ifade ediyor. Ama buna rağmen ben Boğaziçi Üniversitesi yapısının, kültürünün, eğitim fakültesiyle deneyiminin oradaki akademisyen arkadaşlarımız tarafından kullanılarak burada olabildiğince kurumun kurumsal kimliğine uygun bir şekilde bir çözüm yolu bulunabileceği ümidindeyim. Göreceğiz. Hocam, son sorum benim şu şekilde olacaktı. Yurt dışında birçok üniversite misafir öğretim üyeliği yapan ve uluslararası akademik camiayı tanıyan birisi olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası ölçekteki tanınırlığı ve etkisi hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Bununla beraber Türkiye'deki diğer üniversitelerin de yine aynı şekilde sizin içinde bulunduğunuz üniversitelerin de yurt dışındaki uluslararası ölçekteki tanınırlığı ve etkisi hakkında da birkaç bilgi verebilirseniz çok mutlu oluruz. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş olan ilk kolejdir. 1863'te kuruluyor. Ve o tarihteki eski sadrazamlardan Ahmet Vefik Paşa'nın bir araziyi satması sonucunda kuruluyor. Bu yine daha önce belirtmiş olduğum Washburn'un kitabında uzun boylu anlatılıyor. Ve Ahmet Vefik Paşa hakkında da enteresan şeyler söylüyor. Ben bilmiyordum. Tabii ben tarihçi olmadığım için bilmeyebilirim. Ama 8 dil konuşabildiğini, bu dillerden bazılarını, yani Washburn'un şahit olduğu, mesela Almanca protestan bir rahiple teoloji, yani din, ilmi, ulum üzerine, din bilimi üzerine Almanca tartışma yaptığını, şahit olduğunu söylüyor. Yani bayağı yüksek bir Almanca düzeyi falan var. Bu kişinin bayağı sofistike birisi falan. Bu iki tepeyi Ahmet Vefik Paşa'dan alarak kurmuşlar 1863'te. Ve ondan sonra çok uzun müddet, 100 yıl kadar aynı yerde iki ayrı kız ve erkek okulu olarak devam etmiş durumdalar. Ve dolayısıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi bilinen, tanınan bir kurum. İlk dönem kütüphanesine baktığınız zaman ilk dönem kitapları Harvard'dan gelmiş. Dolayısıyla öyle bir bağlantı var. Hamlin Maine'den gelmiş. Yani New England bölgesinden, kuzeydoğusundan Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ve bunlar misyoner sonuç itibariyle. Şimdi Hamlin'in Among the Turks kitabında yani 1820'lerde buraya gelirken, Osmanlı İmparatorluğu'na gelirken burada din olmadığını varsaymışlar. Yani bunlar pagan diye gelmişler ve bunların Müslümanlığı o zaman keşfetmişler burada. Bakmışlar ki bu Müslümanları protestanlığa döndürmek çok zor. Çok uğraşmışlar, 10 kişiyi döndürmüşler anlattığına göre. Fakat bu arada 40 kişi gelmiş bunlar. 40 kişiden 20'si ölmüş. Dolayısıyla -10 yani durumları. Bu pek başarılacak bir şey değil yani. Onun üzerine bu işi vazgeçmişler. Sonra yine anımsadığım kadarıyla, yanlış anımsamıyorsam, Katolikleri protestan yapmaya kalkmışlar. Bu sefer gerek papalık, gerek Fransa çok kızmış. Ondan sonra Ortodoksları döndürmeye kalkmışlar. Bu sefer Ruslarla başları derde girmiş, Rusya'yla. Bir tek Gregorian Ermeniler var sahipsiz. Onları daha sonra protestanlığa döndürmeye başarmışlar. Bu şekilde bir süreç var yani 20 sene falan. Fakat okulun ilk öğrencileri, Washburn'un kitabından takip ederseniz, Bulgarlar. Sonra Rumlar, Ermeniler. Sonra Müslüman Türkler geliyor sıralamada. Ve Türklerden demin bahsetmiş olduğum gibi ilk diplomayı alan 1907'de aldı. Yani o zamana kadar varlığını çok iyi kurabilmiş durumda değil ama benim babamın, annemin döneminde, bir önceki kuşakta mezunlarının bizim eğitim sisteminden, liseden mezun olanlarla eşdeğer olmasının mümkün olmadığı kabul edildiğinden, işte bir Kabataş Lisesi'nde veya Haydarpaşa Lisesi'nde veya Galatasaray Lisesi'nde bir liseye gidip oradan sınav vermek suretiyle ancak diplomaları tasdik olunduğunu duymuştum. Yani bu daha sonraki yıllarda değişmiş durumdaydı tabii, 1950'lerden itibaren. Ve Türk Milli Eğitim Sistemi'nin bir parçası haline gelmiş durumda. 1970 sonrasında kabul edilmiş vaziyette. Tabii adını ne yapalım diye o zaman çok tartışmışlar. Yani bu University of Bosphorus mı olsun? Yani Robert College devam edemez. Tamam, Türk adı olacak da İngilizcesi ne olacak? Boğaziçi Türkçesi, Bosphorus İngilizcesi mi olacak?
Sonra karar vermişler ki, benim geldiğim dönemden önce Boğaziçi Üniversitesi diyeceğiz, İngilizce'de değiştirmeyeceğiz. Bu yerleşmiş durumda büyük ölçüde. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde Üstün Ergüder'in rektörlüğü döneminde Dış İlişkiler Müdürlüğü yaptım uzun sene. Yani 92'den veya 93'ten tam şimdi hatırlamıyorum, 2000'e kadar. Zor bir şey yaptık mesela. Boğaziçi Üniversitesi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli üniversitelerle temasını geliştirmek için girişimlerde bulundum. Bu bulunduğumuz girişimlerden bir kısmı çok başarılı oldu. Bunlardan en başarılılarından bir tanesi Minnesota Üniversitesi'ydi. Twin Cities diye bilinen Minneapolis St. Paul ve kampüsü bulunan Minnesota Üniversitesi Amerika'da en fazla öğrenciye sahip olan iki üniversiteden bir tanesidir. Diğeri Ohio State'tir. Columbus'ta bundan. Yani her yıl biz daha fazlayız, siz daha fazlasınız diye çekişip duran iki kurum bunlar. Ve bu kurumlarla görüştük. Ve Minnesota Üniversitesi ile siyaset bilimi bölümü arasında bir öğretim üyesi ve öğrenci mübadelesi başlatmak üzere anlaştık. Önce kendi imkanlarımızla. Ben bir yıllık izin aldım Boğaziçi Üniversitesi'nden. Minnesota Üniversitesi'ne gittim. O zaman trimester sistemi vardı. Yani 10'ar haftalık dersler veriliyordu. 5 dönem ders verdim. Bana karşılık da oradan 2 öğretim üyesi gönderdiler. Benim ebadım biraz büyük, kilom falan da. Ancak 2 öğretim üyesiyle eşit hale geliyoruz. Minnesota Üniversitesi'nde pek verilmeyen derslerin bir kısmı var. Mesela orada Orta Doğu dersini tarihçiler veriyordu. Ben siyaset bilimci olarak derse girdim. Oradaki tarihçilerle de iyi anlaştım. Şimdi işte Caesar Ferah vardı o tarihte. Lübnan asıllı bir Amerikalı. Yemen üzerine çalışıyordu. Vefat etti o da maalesef. O tarihtekini veriyordu. Ben siyaset bilimdekini veriyordum. İyi öğrenci aldık yani. Beni gelip dinleyen 50-60 öğrenci oldu. Bu da fena değil. Buna parayla gelip verirler, ders dinliyorlar. Yani işlerine geldi. O zaman Orta Asya ve Güney Kafkasya dersi verdi. Transcaucasus and Central Asia. O ders verilmiyordu. Ve nitekim ben bunu bilmiyordum. Oradaki lisansüstü öğrencileri dekanlığa başvurmuşlar. Bizde Batı Asya üzerine hiç ders yok. İran'la bitiyor. Bu ders verilebilir mi falan diye başvurmuşlar. Ben böyle bir ders veririm deyince balıklamış sumat oldu. 2 dönem o dersi verdim. Yeniydi o zaman tabii. Bak söylediğim 89-90. Yani Rusya yeni yeni çözülüyor. Ve bu konulara yeni yeni bakılmaya başlıyor. Central Asia üzerine Central Asia Survey diye bir tane dergi var. Ben de ilgileniyordum, bakıyordum bu konulara. Benim ailemin bir kısmı Gürcü, onun için Güney Kafkas kısmına da ilgi duyuyordum. Ona da bakmaktaydım. Yani yayınım yoktu ama okumuşluğum vardı. Dersler de iyi gitti. Onun dışında mesela lisansüstü öğrencilerinden Issues in Comparative Politics diye metot ağırlıklı bir ders verdim. Lisansüstü öğrenciler. Onlardan bir tanesini doktora tezini yazmak aşamasında olduğunu keşfettim. Dedim, ne konuda doktora yazacaksın? İşte Musevi asıllı bir çocuk. İsrail'de sekülerlik. Peki dedim, şimdi sen baktın varsa git kütüphaneye. Merkez kütüphanede 8 milyon kitap var. Oradaki merkez kütüphanede, bizim altımızdaydı binanın. Git dedim oraya. İsrail'deki sekülerlik üzerine yazılmış kitapları çıkar. Amerika'da sekülerlik üzerine yazılmış olan kitapları ve doktora tezlerini çıkar. Türkiye üzerine yazılmış olanları çıkar. Sonra geldi. Ertesi ders geldi. Çıkarttın mı dedim, çıkarttım. Şimdi Amerika ve İsrail üzerine binlerce makale, kitap, tez falan var. Türkiye üzerine bilemedin
60-70 tane. Şimdi dedim bak, bu alanda mı yazarsan daha fazla etki yaparsın, bu alanda mı yazarsan? Evet dedi. Şimdi ne yapacağım dedi, Türkçe öğreneceksin dedim, becerebilirsen. Tamam dedi. Fulbright'la konuştuk. Fulbright bursu bulduk. Boğaziçi Üniversitesi'ne geldi. 2 sene kaldı, Türkçe öğrendi. Andrew Davis'in şimdi Vassar Üniversitesi'nde ders veriyor. Vassar College, New York'ta. Benim kadar Türkçe konuşuyor. Ve yazdığı kitap o yılın en başarılı tezi seçildi Amerika'da. Yale Üniversitesi Press tarafından da basıldı. Sekülerizm üzerine. Şimdi anlatabiliyor muyum? Tanınırlık böyle gerçekleştiriliyor. Böyle gerçekleştiriliyor. Anlatabiliyor muyum? O derslerdeki öğrencilerimle hala temas ediyorum. Chris Talamir şeyde, St. Olaf College'de, hemen küçük bir liberal arts college'dir şeyin güneyinde. Zaman zaman konferanslarda falan karşılaşıyorum. Hala dersi hatırlıyorum. Yani birçok temasımız var. Ama benden başka Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin birçoğu Minnesota'ya gitti. Mesela Binnaz Toprak gitti. Bir dönem kaldı. Onlardan birçok öğretim üyesi geldi. Bud Duval geldi ilk. Sonra Martin Sampson geldi. Ondan sonra Lisa Dish geldi. Bayağı ünlü political theorist Lisa Dish şu anda. Benim şimdi hatırlamadıklarım geldi. Onun dışında öğretim üyesi olarak şu anda üçü de Koç'ta çalışıyor. İlk gidenler. Bahar Rümelli, Boğaç Erozan ve Murat Ergin. Murat Ergin sosyolojiye gitti. Üçü de doktorasını aldı. Üçü de Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ondan sonra gidenlerin bir kısmı yollarını değiştirdiler. Duke veya North Carolina, Chapel Hill'de antropoloji falan eğitim yaptılar. Duke yeni yayınlamış bir yazı. Boğaziçi Üniversitesi'nde olanları endişeyle izliyoruz. Çünkü çok sayıda öğretim üyesi yetiştirdik buradan. Bizde doktora yaptılar. Bu ilgimiz bu yüzden mevcuttur ve devam etmektedir dedi. Alın size tanınırlık. Oradan gelen öğrenciler var söylediğim gibi. Andrew Davis'in bir örneğidir. Onun dışında George Washington Üniversitesi ile bir ilişki kurduk. Bizim bu ilişkimiz olduğunu farkına vardılar. Başkalarına geliştirdik. Bir başka anlaşma yaptık o tarihte. Amerika'yı boydan boya Mississippi Nehri ikiye böler. Doğu ve Batı olarak. Amerika'nın doğusunu University of Illinois, Champaign-Urbain kampüsündeki merkezle, güneyinde de Austin, Texas. Şimdi geçen hafta felaketlerin yaşandığı yerdi. Austin, Texas'ta batı olmak üzere. Boğaziçi Üniversitesi yaz okulu diye bir şey kurduk. Şu andaki yaz okulu değil. Ondan önce ve sadece Amerikalı öğrenci için. Yaz okulu geliyor ve bizden ders alıyor. Yani biz Orta Doğu siyaseti, Türk siyasal hayatı veya işte seçim sistemi yahut ekonomi ne veriyorsak. İşletmeciler gelmiyorlardı çünkü işletme başka bir şey, çok parayla ilgili bir şey, bırakıp gelemeyiz dediler. Böyle bir program kurduk. Andrew Davis'in o sırada tezi üzerine çalışıyordu. Ondan yardım istedim. O öğrencilere şaparonluk yaptı. Yani abilik yaptı. Onları dolaştırdı, gezdirdi filan. Enteresan olaylar da var. Yani böyle gelip İstanbul'da dolaşan, yolunu kaybeden, orada bir hanım teyze bunu buluyor, gece orada hanım teyze de kalıyor, kız filan. Ya ne oldu, biz şimdi ne yapacağız? Ailesine ne söyleyeceğiz? Bırakmış gelmiş. Ondan sonra ertesi sabah taksinin içinde kız öğrenci hanım teyzeyle beraber geliyor. Bu benim
Oraya geldi, yolunu kaybetmişti, bulamadı. Çok geçti gece. Ben gönderemedim Boğaziçi'ne. Bende kaldı gece. Ben şimdi size getirdim diye. Hanım almış, getireyim. Enteresan durumlarla karşılaştık böyle. Alın size tanınırlık. Yani sadece üniversiteyi değil, İstanbul'da tanıyor. Aynı zamanda insanlar. Yani bunlardan kaç tane var? Şimdi doktoraya olmasa bile yüksek lisansa gelen ve yüksek lisansını tamamlayan ne oldu? Melissa Marshall. Şu anda Rice'da yanılmıyorsam. Biz de yüksek lisans yaptık. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Benim öğrencim olmuştur. Bayağı iyi yerleşik. Türkiye üzerinde yayın yapıyor. Rice Üniversitesi'nde hoca. Amerika'da Rice güneydeki iyi üniversitelerden bir tanesidir. George Washington Üniversitesi'yle böyle bir program yaptık. CNN'de falan çıkıp konuşan anayasa hukukçuları var. Arada bize gelip de Boğaziçi Üniversitesi'ne ders vermiş olanlar da oraya çıkıp Amerika Anayasası hakkında dersler anlatıyorlar. Çok gidenimiz oldu oraya. Hatırladığım kadarıyla Mine Eder gitti. Hatırladığım kadarıyla şimdi Sabancı'da olan Hakan Erdem tarih bölümünde oraya gitti. Oralardan öğretim üyeleri aldık. Aynı zamanda başka üniversitelerden Philippa Strand vardır Wayne State'de. Özellikle bir dönem Nermin Abadan Unat'la yakın çalışmıştır anayasa üzerine. Dolayısıyla o geldi bize dersler verdi. Bayağı yani bizim için de yararlı olmuştur. Dolayısıyla bu tür ilişkiler sayesinde, geçmiş yıllara da uzanan ilişkiler sayesinde gayet iyi bilinen bir kurum durumdadır Boğaziçi Üniversitesi. Ve bu saymış olduğum üniversiteler sadece bir kısmı bunların. Çok daha fazla sayıda üniversitede mezunlarımız var. Doktorasını yapmış olanlar var. Amerika'da orada kalmış olanlar var. İşte bir tanesinin biliyorsunuz Mars'a indirilen Perseverance rover'ının yan kamerasını dizayn ettiği öğrenildi. Bugün gazetelerde var. Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Elektrik, elektronikte Amerika'da, Arizona'da galiba çalışıyor. NASA'yla birlikte çalışmış, oradaki bir projede çalışmış birisi. Çok sayıda var. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nin dolayısıyla bilinirliğini arttırıyor. Aynı zamanda bir dönem tabii sadece Erasmus değil, dünyayı da şey yapan Erasmus Mundus programı vardı bildiğim kadarıyla. Ondan gelen, mesela ben Sabancı Üniversitesi'ne ders verdiğim sırada epey sayıda Çinli öğrencim oldu. Benden karşılaştırmalı siyaset ders aldı. Yani karşılaştırmalı siyaset olunca böyle şeyler yapıyorsun. Mesela ben Minnesota'da iki dönem karşılaştırma siyasete giriş verdim. Bizim POS 315 karşıladı. Dolayısıyla Amerikalı öğrenci American Politics anlattık. Mesela. Yani evet. Türk öğrenciye Turkish Politics anlatıyoruz. Amerikalı öğrenciye niye American Politics anlatmıyor? Ya bu yapılmayacak bir şey değil sonuç itibariyle. Biliyorsanız konuyu anlatırsınız. Yani orada bir sorununuz yok. Eğer bir yerde sıkışırsanız o zaman da meslektaşlarınızdan birine sorarsınız. Abi. Şöyle şöyle bir konu anlatacağım, bunu doğru mu anlatıyorum falan diye. En ufak bir sorunla karşılaşmadık. Dolayısıyla bu standartlarda yerleşik olarak bulunduğu sürece Boğaziçi Üniversitesi'nin dünya çapındaki görüntüsü belirgin bir itibara sahiptir. Ve bu itibar devam edecek gibi gözüküyor. Onun dışındaki üniversitelerimizin de birçoğunun böyle ilişkileri Hacettepe'nin tıpta. Her üniversite aynı alanda değil tabii. Aynı zamanda Cerrahpaşa ve Çapa tıp fakültelerinin, Ankara tıp fakültesinin, Ankara Üniversitesi tıp fakültesinin, Ege Üniversitesi'nin, diğer üniversitelerimizin, çeşitli fakültelerinin, tıp, işte Atatürk'ün Ziraat, Nebraska örneğini bahsettim. Devam etmiyor yanılmıyorsam şu anda ama uzun seneler devam etti. Oraya gidip ziraat yüksek lisansı vesaire yapan çok kişi olmuştur. Oradan gelip Türkiye'de de aynı tür çalışmalarda bulunan meslektaşlar olmuştur. Dolayısıyla bu ilişkiler çerçevesinde belirli alanlarda üniversitelerimizin kazanmış oldukları bir görüntü mevcut.
Mesela bunu korumak ve bunu geliştirebilmek. Dolayısıyla yapılan uygulamalar bunu koruyacak mı, geliştirecek nitelikte mi, değil mi? Bunda en büyük etken olabilecek şey tabii ki disiplinlerin kendi çalışmaları. Onların rahat bir çalışma ortamı bulabilmeleri, özgür düşünmeleri ve yeterince imkan temin edebilmeleri. Yani özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu ve insanların kendi başına ne kadar bırakıldıklarında ne kadar başarılı olabileceklerini birçok bilim tarihi örnekleri ispat ediyor. Bugüne bize getiren bilimsel buluşların birçoğu bir kurşun kalem ve saman kağıdı ile yapılmıştır. Örneğin kara delikleri bulan ünlü fizikçi Alman, Birinci Dünya Savaşı'nda topçu subayı olarak çalışırken savaş sırasında top başında ışığın kaçamayacağı bir çekim alanının ne kadar büyük olacağını hesaplayarak kara deliklerin mevcudiyeti hakkındaki matematik formülü üretmiştir. Yani her şey için muazzam parada gerekmiyor. Ama evet, o düşünce imkanını bulabilme, rahat çalışabilme, düşündüklerini rahat açıklayabilme ve bu konuda herhangi bir çekincesi olmadan fikirlerini paylaşabilme, hı hı, ve onun karşılığında tabii marifet iltifata tabidir derler, iltifat görme. Bunu yapabilirseniz buradan olabildiğince güçlü bir şekilde bir beklediğiniz sonucu çıkarabilirsiniz. Yani outcome'ı çıkarabilirsiniz. Outcome'ın tam Türkçesi yok. Yani ne diyeceğiz? Evet. Ürün mü diyeceğiz? Sonuç mu diyeceğiz? Öyle bir şey üretebilirsiniz. Yani kritik olan bu. Bu anlayışı kabul edip de buna göre üniversiteye yaklaşılırsa şu anda üniversitelerimizin potansiyeli bu tür bir başarıyı sağlayabilecek düzeydedir. Hepsinin değil, bir kısmı çok yeni kurulmuştur. Ama özellikle kökleri eskiye giden İstanbul Teknik Üniversitesi yahut Ankara Üniversitesi gibi, İstanbul Üniversitesi gibi kuruluşların bu tür bir yaklaşım içerisinde olunursa eminim çok sayıda öğretim üyesinin kendi disiplinlerinde hem Türkiye'de hem Türkiye'nin ötesinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve diğer yerlerde, Japonya'da, dünya çapında etki yapabilmesini engelleyecek herhangi bir kısıt benim bile bildiğim kadarıyla yok. Buradaki evet, en temel kısıt, söylediğim kısıt. Yani akademik özgürlüğün ve akademik özerkliğin güçlü bir şekilde desteklenmesi. Burada da Türkiye'yi yönetenlere de, seçmenlere de çok ağır iş düşüyor temel itibariyle. Çok teşekkür ederiz hocam. Hakikaten bu son vurguladığınız şey aslında bu yaşadığımız süreç içinde önemli dersler çıkardı bizim için. Uzun bir süreçten bahsettik. YÖK'ten, üniversitelerden ve kurumsal hafızamızdan aslında bahsettik. Çok faydalı bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Boğaziçi protestoları ile alakalı başlatmış olduğumuz bu içeriklerden şimdi de dediğimiz gibi ilk bölümünde Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu hocamızı ağırladığımız Türkiye'de Akademi ve Boğaziçi Protestoları özel serisi içeriğinde sorularımızı sorduk, yanıtlarımızı aldık. Beğenip abone olmayı unutmayın kanalımıza diyoruz. Bizleri takipte kalın. Diyeceklerimiz bu kadar. Çok teşekkür ederiz hocam tekrardan. İyi günler size hepinize.